Değerli izleyenler, MLBB ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık bu hafta sonu MTG3 başlıyor olacak ve biz de yanımdaki özel bir konuğumla beraber, Bay Mavi ile beraber atacak olursanız onu daha önce Kaos formasıyla çok çok görmüştük. Beraber takımlar hakkında ve son aslında MLBB Türkiye'yi de yakından ilgilendiren durumlar hakkında konuşacağız. Ferdi hoş geldin. Hatta Bay Mavi mi diyeyim? Hatta Ferdi diyeceğim burada sana bu programda. Ferdi hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. Teşekkürler. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Harika. Artık böyle uzun bir bekleyiş oldu diyebiliriz aslında ama bekleyiş sona erdi. Lig başlıyor ve aslında lig başlamadan önce de biliyorsun artık şeyi de konuşmak lazım. Çok önemli bir durum söz konusu şu anda. Yani son zamanlarda biliyorsun güzel başarılar elde etmeye devam ediyoruz işte. M5 olsun hep bir üst seviyelere kalma şansına sahip oluruz ve bu sayeyle beraber bize ekstra bir slot verildi. Fark etmişsindir diye düşünüyorum sen de. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Bu sence ligin kaderini nasıl değiştirir? Çünkü artık bizim bu yazın Riyad'da oynanacak MSC turnuvasına iki tane slotumuz var Türkiye'den. FF'in son katıldığı turnuvalarda gösterdikleri başarıları zaten hepimiz takip ediyoruz. Ayrıca onları da takdir ediyoruz. Çok güzel bir ivme yakaladılar. Biz bu başarıyı onlardan daha önceden de bekliyorduk. Ama artık belli ki bazı taşları iyice yerine oturtmuşlar. Umarım bu şekilde de devam ederler. Neden olmasın? Onlardan bir dünya şampiyonluğu. Hepimiz bekliyoruz, hepimiz destekliyoruz. Bu sadece tabii ki de FF için değil, lige kalmayı başarmış diğer tüm takımlar için de geçerli. Onun dışında umarım güzel şeyler olur. Evet yani ben oldukça aslında pozitif bakıyorum bu duruma. Başarılarımız tabii ödüllendiriliyor. Ümit ediyorum ki işte ikinci slotla beraber de daha da yüksek başarılar elde ederiz. Yani peki Ferdi artık MTC 3'te başlıyor biliyorsun ve yavaş yavaş böyle takımları da hem bir seninle beraber tanıyalım, oyunculara da bir ufak ufak göz atalım istiyorum aslında. Hem seyircilerimiz de biraz daha bilgilenmiş olurlar turnuvanın başlamasından önce. Yani FF'ten bahsediyorduk az önce. O yüzden önce FF'ten başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama öncesinde senden de bir sezon öncesi görüşlerin nelerdir? Elemelerde aslında birazcık takip etmişsindir. Kafanda neler canlanıyor her şeyden önce takımlara tek tek geçmeden önce? Lig takımlarına baktığım zaman geçtiğimiz sezonlardan birçok oyuncu var. Her ne kadar şu an farklı takımlarda boy gösterseler de karma takımlar olsa da. Ama genel olarak zaten ağırlıklı olarak hep bildiğimiz isimler. Hep yüksek seviyede ligde oynayan oyuncular. Bizi bayağı bir heyecanlı bir lig bekliyor. Dürüst olmak gerekirse ben sürprizlere çok çok açığım. Kesinlikle şu birinci olur, ikinci olur, üçüncü olur gibi bir şey diyemeyeceğim. Her ne kadar alternatifimiz olsa da. Heyecanla bekliyorum ben de. Bekliyorsun. O zaman yavaş yavaş böyle takım takım bir bakabiliriz diye düşünüyorum seninle de. O zaman dediğim gibi Fireflux'la başlamıştık az önce. Önce bir Fireflux hakkında bir konuşalım. Sonrasında diğer ekiplere de geçişimize devam ediyor oluruz. Peki yani Fireflux zaten aslında alıştığımız kadrosuyla beraber oynuyor olacak gibi gözüküyor. Yani sence bunun artıları neler olacak onlar için ve yani geliştirmeleri gerektiğini düşündüğün bir noktaları var mı? Onlar için sence turnuva nasıl geçer? Yani biliyorsun çünkü bir önceki MTC 2'de mesela MTC sezon 2'de lig aşaması biraz onlar için sallantılı geçmişti. Finalde biraz daha net bir oyunla şampiyonluğa gitmişlerdi. Yani benzeri bir senaryo mu olur yoksa bu sefer lig aşamasından direkt böyle bir net bir oyuna imza atarlar mı sence? Dürüst olmak gerekirse Fireflux ligi eğer trollemezlerse çok rahat bir şekilde domine ederler diye düşünüyorum ben. Çünkü çok 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 hard seviye maçlar gördüler artık. Belki Türkiye'deki maçlar onlara biraz daha böyle kaba tabirle olay gibi gözükebilir. Umarım bu galeyana gelmezler. Çünkü maçları her ne kadar çok ciddiye alırlarsa maçlar onlar açısından o kadar sağlıklı geçer diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer ciddiyeti elden bırakmazlarsa ligi çok rahat bir şekilde ben domine edeceklerini düşünüyorum. Yani bakalım geçtiğimiz sezonda aslında onlardan öyle bir beklenti vardı MTG2'de ama lig aşaması yani beklenmedik mağlubiyetler olsun işte hem de beklenmedik takımlara karşı da aynı zaman. Tabii üst seviye takımlara karşı kayıplar yaşadıklarını da görmüştük ama mesela size ama aynı zamanda da iyi takımlara karşı da galibiyetler almayı başarmışlardı. Birazcık gelgitli bir sezondu onlar için ama sonunda yine finallerin takımı olduklarını biraz daha gösterir bir performansa imza atmışlardı. Yani ben tabii
kadro bozulmadığı için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani zaten çoktan rüştünü ispat etmiş bir kadro. Dediğim gibi yani ağırlığı verirlerse kazanabilirler ama yani her takımın tabii özellikle uzun bir maratonda, lig maratonunda hata yapmaya yatkın olduğunu görüyoruz. Takımlar da tabii bu anları iyi bir şekilde kovalarlarsa yine bir önceki sezon gibi mağlubiyetler tattırabilirler diye düşünüyorum da aynı zamanda Fireflux'a. Yani çünkü kimsenin yenilmez olmadığını geçen sene bayağı aslında çeşit çeşit kanıtlandı diye düşünüyorum ligde. Bu da aslında benim iştahımı bayağı kabartıyor. Peki o zaman S2G diyeceğim sana. Yani S2G onlar da tabii otomatik olarak ciddi bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp oldukları için tabii oyuncular üzerinde de ister istemez bir beklenti oluşacaktır diye düşünüyorum. Taraftarlarla beraber. Yani sence bu beklentiye cevap verebilirler mi? Nasıl cevap verirler? Oyuncuları zaten yine senin de az önce söylediğin gibi önceki sezonlardan biliyoruz zaten. Evet abi, şimdi S2G'nin güncel kadrosuna bakıyorum. İsimlere baktığımızda zaten hepsi bir zaman, yani MTC 1 olsun 2 olsun o ligde boy göstermiş isimler. Daha önceden de zaten farklı takımlarda beraber oynayan isimler var. Aralarına yeni isimler katılmış. Bu onlara nasıl etkiler tam olarak bilmiyorum. Umarım katıldığı süreden itibaren bol bol pratik yapmışlardır. Takım uyumunu olsun, oyununu olsun oturtmuşlardır. Ki bunlar çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Zaten daha önceden tecrübeli bir takım olduğu için onlardan güzel bir performans bekliyorum açıkçası. Bir de dediğin gibi kendileri şu an büyük bir kulüp. Taraftarın desteğini hissedecekler ve bu desteğe nazaran oyunlarıyla, performanslarıyla bunu göstermek isteyeceklerdir. Bunu da yapabileceklerini düşünüyorum şahsen ben. Evet, yani genel olarak ben de seninle benzeri bir düşüncedeyim aslında. Zaten hepsi playoff görmüş oyuncular zaten, MTC 1'de olsun 2'de olsun. Bir de zaten orada işte Lunar da bu ekibe eklenmiş gibi gözüküyor bir noktada ki benim performans olarak beğendiğim bir isimdi her zaman. İşte MTC 2'de de ligin ikinci yarısında gelip aslında bence lig üzerinde iyi bir etki bırakmıştı diye düşünüyorum ben. Diğer oyunculara baktığımızda da zaten hepsi aslında kendi noktalarında yetenekli isimler. Bakalım yani Fireflux'a rakip olabilecekler mi, ne kadar rakip olacaklar benim aslında büyük merakla beklediğim konu. Ya tabii wildcard alırlarsa ne olur onu da merak ediyorum. Çünkü yani Fireflux'ın da bugünlere, bu yurt dışı başarılarını alabilecek günlere gelmesi o kadar bir günde olmadı yani. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bakalım yani onlara da tabii ikimiz de iyi şanslar diliyoruz. Peki wildcard almaları durumunda ne düşünüyorsun? Yani Riyad'daki turnuvada neler yapabilirler sence? Yani bir sonraki aşamayı görebilirler mi grup aşamasından sonrasında sence? Direkt öyle sorayım hatta yani. Çünkü ilk defa çok ciddi bir tirajlı bir turnuva olacak gibi gözüküyor onlar adına da. Abi şimdi şöyle yorumlayayım. Her ne kadar takım olarak başarılı oyunculardan oluşmuş olsalar da orada bir takım oyunu, takım uyumu dediğimiz şeyi sağlamak, başarmak zorundalar. Ki bunu yurt dışına gittiklerinde zaten eğer gidebilirlerse tabii ki göreceklerdir. Çünkü dışarıdaki takımların nasıl oynadığını hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz. Birbirleriyle olan uyumları gerçekten çok üst düzey. Biz TR tarafından baktığımızda bizden 3-5 gömlek üstün olduklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu sağlamak tamamen bence kendi ellerinde. Ne kadar antrenman yapıp ne kadar analiz yaparlarsa bu onlara artı olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Potansiyel olarak oyuncular güzel. Ama dediğim gibi sadece iyi oynamak yetmiyor. O uyumu, şeyi yakalamak tamamen onların elinde. Yapabileceklerine inanıyorum ben. Gayet güzeldi bu arada. Teşekkür ediyorum. Benim de aslında benzeri düşüncelere sahip olduğumu söylemeliyim yani. Ben de seninle benzer düşünceler hakim bende de S2G konusunda. Peki o zaman devam ediyorum. Bir sonraki takımda Skunet mesela. Yine orada da yine daha önce biraz gördüğümüz isimler var ama bu sefer yeni isimlerin bence biraz daha fazla olduğunu gördüğümüz bir takım diyebilirim ben. Yani Shio falan yine tanıdık isimler. Porkatal yine daha önce sezon 1'de işte koç olarak gördüğümüz bir isimdi diye hatırlıyorum ben. Aşina olduğumuz isimler var ama biraz da yeni isimler var. Senin onların arasından tanıdığın, bildiğin, yani iyi iş yapar diyebileceğin bir oyuncu var mı? Bu ilk sorum. Bir de bu Skunet kadrosunu sen nerelerde görüyorsun aslında? Ligde bir kafanda bir sıra yapmış olsan hangi aralıkta mesela? Lige kalmayı başarmış son 8 takıma baktığımda abi Skunet kadrosunu eğer her şey yolunda giderse ben playofflara kalabileceklerini düşünüyorum dürüst olmak gerekirse. Evet. Oyuncularına baktığım zaman daha önceden MTC tecrübesi olan oyuncular da var.
Aralarında MTC'de bulunmayan oyuncular da var. Fakat oyunun üst liglerinde aktif olarak oynayan oyunculardan oluştuğunu görüyorum kadronun. O yüzden dediğim gibi eğer işler yolunda giderse ben Skunet'ten bir playoff bekliyorum. Çok iyi bu arada. Yani zaten benim de aslında sosyal medyada falan biraz takip etmeye çalıştım aslında ve herkesin de aslında bu sene çok daha böyle hararetli bir sezon olacağına dair söylentiler de var aslında. Bakalım yeni oyuncuların gelişiyle beraber, yeni isimlerin gelişiyle beraber lig nasıl bir noktaya taşınacak? Ben de merak ediyorum. Peki Lumsa bir yine onlar hakkında da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yine tanıdık isimlerin olduğu ama yine yeni kanların da bulunduğu yeni bir temsilci aslında. KOS'u maalesef falan yine hatırlıyoruz önceki sezonlardan. Ama sükunet için sorduğum soruları bir benzerini de sana soracağım bu. Tekrarlı olacağım. Yani yeni isimlerden dikkat çekenler var mı senin için? Aynı zamanda işleri giderse sence neler olur bu takımda? Lumsa bir kadrosuna baktığımızda yine MTC'de bulunmuş isimler var birkaç tane. Onun dışında baktığımızda yine oyunun üst seviyelerinde aktif olarak oynayan oyunculardan oluştuğunu görüyorum kadronun. Onlar da takım oyununu güzel oynarlarsa bir şeyleri başarabilirler diye düşünüyorum. Şahsi düşüncem kesinlikle alt sıralarda kalmayacaklardır. Ama playoff için şu an garanti olarak kalabilirler diyemem. Yani üst sıraları zorlayabilecek böyle playoff potasındaki takımlara çelme takabilecek bir takım olarak görüyorsun da diye de söyleyebilir miyiz Evet, aslında böyle? kesinlikle. Yani peki işte Lumsebi'ye de baktığımızda dediğimiz gibi aslında yani KOS'u var, maalesef var mesela yani, yani altın koridoru mesela çok önemli. Yani maalesef'in tabii iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama yani altın koridorunda sence burada yeni oyuncular da varken bir takımı liderlik eder mi? Yani açıkça söylüyorum direkt taşır mı? Çünkü altın koridorları genelde bir dakikadan sonra biliyorsun ağırlığını koyması gerekiyor ve bu tarz yeni gelen takımlar da genelde erken koparamadıkları için maçı biraz daha geç aşamaya kalıyor biliyorsun. Maalesef'ten neler beklemeliyiz bu sezon? Maalesef yani Yunshi'nin oyun tarzı biraz daha böyle garantici oynamaya çalışıyor. Çok önde oynamayayım, pasif kalayım, farmımı atayım, ondan sonra teamfightlara katılım sağlayayım gibisinden düşünüyor. Bunu birçok turnuva maçında ve yayınlarında gördük zaten. Genel olarak performansı kötü değil, kesinlikle iyi, geliştirilebilir. Daha agresif bir oyun tutumuna gidebilir. Tabii kendi düşüncesi. Kendisi nasıl oynamak istiyorsa öyle oynar. Ama naçizane fikrim bence biraz da sonuçta Gold Lane hasar yüksek olan bir koridor. Katılıyorum. Çok öne geçtiği takdirde kesinlikle agresif oyun tutumu sergilemeli diye düşünüyorum ben. Ben de aslında biraz benzeri düşüncelere hakimim böyle koparabilir de istediği noktalarda aslında oyunu. O yeteneğe, o kumaşa sahip çünkü. Bu noktada seninle aynı sayfada kalacağım kesinlikle. Baktığımızda zaten dediğim gibi yani bir iki oyuncunun falan böyle en azından bir önderlik etmesi gerekiyormuş gibi gözüküyor takıma. Yine orman tarafında da Kaosei var mesela. Yine tanıdık bir isim, bildik bir isim. Aslında iki tane önemli koridorda iki tane aslında bu turnuvanın daha önce havasını net bir şekilde solumuş isim de var. Yani KOS'u da genel olarak benim hatırladığım kadarıyla biraz daha böyle ağır karakterlerle oynamayı seviyordu. Fredrim falan diye hatırlıyorum sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru muyum? Doğru, Sanki doğru öyle abi. hatırlıyorum ben. Şu anki meta da el verirse KOS'u yine benzeri performanslarda görür müyüz mesela? Bu ikili sence takıma yön verebilecek mi? Şöyle söyleyeyim abi, Kausi'nin o oynadığı dönemde bence güncel meta onu gerektiriyordu ki o yüzden Öyle onu öyle oynuyordu. evet. Hero havuzunun ben çok dar olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta suikastçılarla da iyi işler yaptığına şahit olduk. Bence bu turnuvada biraz daha farklı şampiyonlara yönelebilir. Sürpriz şampiyonlar görebiliriz diye düşünüyorum ben. Düşünüyorsun. Gayet güzel. O zaman böyle yavaş yavaş da bir sonraki ekibimize doğru da geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani tabii aslında biraz daha burada Cold Flame'e doğru dönüyorum. Yani onlara baktığımda aslında ben tekrar bir tek ben Koçu Aşa'yı çok net bir şekilde hatırlıyorum. Onu söyleyeyim net. Ama diğer oyuncuları en azından isim değişikliği oldu mu, nickname değişikliği oldu mu emin olamıyorum. O yüzden burada senden birazcık bir şeyler alacağım bu arada. Yani burada senin işte tanıdığın oyuncular kimlerdir? Bu ekipten neler bekleyebiliriz ve açıkçası daha önce pek izlediğimiz bir grup olmadığı için burada sence kim parlayabilir ve neden parlayabilir aslında? Yani atıyorum işte Gold oyuncusu Son Reva parlayabilir işte çünkü şu sebeplerden ötürü iyiymiş. İyi gibi bana bir
done verebilir misin? MTC'de aktif olarak oynayan bir Vache'yi hatırlıyorum ben de. Diğer arkadaşlardan isim değişikliği olan varsa tam emin olamıyorum. Fakat bildiğim kadarıyla normal oyunda da zaten kullandıkları isimler bunlar. Ve MTC'de boy göstermediler diye hatırlıyorum. Ama Anladım. takım oyuncularına baktığımızda yine üst seviyelerde aktif olarak oynayan oyunculardan oluşuyor. İlla birisi parlayacaksa ben bunun Jungle'dan bekliyorum. Base isimli oyuncudan. Çünkü kendisini birçok kez gördüm. Jungle performansı gerçekten kötü değil, güzel. Eğer bir şeyleri de oturtturabilirlerse Waze öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok iyi yani ormanda zaten gerçekten oyunun kaderini etki edebilecek, hatta diğer koridorların bile zaman zaman kaderini etki edebilecek, hatta zaman zaman değil genel olarak etki edebilecek bir rol olduğu için oradan bir parlama gelirse tabii Cold Flame için de çok iyi olabilirmiş gibi gözüküyor. Yani tekrar böyle bir kontrol mü? Aslında şey var, Fireflux ve S2G'ye de ben bir tekrar geri dönmek istiyorum aslında. Onları biraz daha böyle takım bazında konuştuk, oyuncu bazında konuşmadık. Mesela geçen sezon bizim M5 testi aslında çok tartıştığımız bir şey vardı mesela. Yani sence Apex tank destek karakterleriyle mi daha iyi oynuyor, yoksa bildiğimiz böyle iyileştirme gücüne işte sahip Estes olsun, Angel olsun, biraz daha kırılgan diyebileceğimiz desteklerle mi daha iyi oynuyor? Mesela ben burada senin fikrini merak ediyorum. Abi bunun cevabı bence turnuvanın şeyine göre değişiklik gösterebilir diye Değişiklik düşünüyorum ben. gösteriyor mu? Çünkü Türkiye'de oynadıkları maçlarla yurt dışında oynadıkları maçlar kesinlikle bir değil. Türkiye'de mesela Apex şahsi düşüncem support şampiyonlara pek yönelmez. Çünkü Türkiye'de biraz tanka fokus pek yok. O yüzden bunun rahatlığıyla oyun oynayabiliyor Apex. O yüzden tanki şampiyonlarla yani işte atıyorum Grok, Kufra, Atlas, Franco, Kaja tarzı şampiyonlarla çok daha özgür oynayabildiğini gördük, şahit olduk. Yani Türkiye ligi için söyleyecek olursak tank şampiyonlara daha çok hakim, daha çok başarılı buluyorum. Ama yurt dışına baktığımızda işlerin aslında öyle olmadığını görüyorum. Ve bu arada bu benim naçizane fikrim. Kimseye nişlemiyoruz yanlış anlaşılmasın. Yurt dışında biraz daha tanka fokus çok olduğu için tankların önde durması zor oluyor. O yüzden yurt dışında support şampiyonlar Apex için daha başarılı geçiyor diye düşünüyorum ben. Çok net bir yorumdu bu arada. Beğendim bunu, onu söyleyeyim. Ben de merak ediyordum. Senin ağzından da böyle güzel bir cevap almış olmak beni bayağı mutlu etti. Yani peki yine S2G'ye de bir takım gözüyle bakmıştık zaten. Bir de oyuncu bazlı baktığımızda aslında dediğimiz gibi yani Sigibum'u da biliyoruz. Mesela ben Sigibum'u aslında oyun olarak her zaman beğeniyorum. Hiç bence gayet net bir altın koridoru oyuncusu diye düşünüyorum. Sen de büyük ihtimalle öyle düşünüyorsundur. Ama şimdi sen de bir altın koridor oyuncususun, tamam mı? Ve bir mesela Sigibum'da dediğim gibi benim beğendiğim bir isim, ama yani şunu acaba daha iyi yapsaydı dediğim bir şeyi var mı mesela Sigibum'un? Merak ediyorum. Çünkü ben de beğeniyorum. Taraftarları olduğunu da biliyorum aslında. Yani MTC işte 2'de de bayağı seveni edindi falan vardı, ama Sigibum'u da bayağı merak ediyorum. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun mesela? Yani sence daha yapabileceği bir şeyler var mı? Çünkü sonuç olarak burada S2G'de işte marka değeri olarak olsun Farflux'ı bir rakip olarak görüyoruzdur diye düşünüyorum. O yüzden tabii burada Altın Koridor oyuncularının da performansı önemli olacak. Hani Sigibum bu yarışta, Altın Koridor yarışında ligde nerede görüyorsun ve sence daha iyi yapabileceği şeyler var mı? Abi Sigibum genel olarak bot lane'de gerçekten başarılı bir oyuncu. Lane'deki duruşu gayet güzel. Agresif Diyor. de bir oyun tutumuna sahip. Normalde ADC oyuncuları biraz çekinerek oynamaya çalışırlar. Çünkü oyundan düşmesi en kolay lane diyebiliriz ADC lane'i için. Ama Sigibum biraz daha böyle agresif oyun tutumuna sahip olduğu için lane'deki üstünlüğü çok kolay ele alabiliyor. Bu da onun başarısını etkiliyor haliyle. Çünkü 1v1'de üstünlüğü almak kolay değil gerçekten. Bunu başarabiliyor. Bunu yaptığı takdirde de takımını çok çok rahatlatıyor. En ufak bir destek aldığı zaman da rakiple arasındaki farkı çok kolay açabilecek bir oyuncu. Ligdeki şeye baktığımızda, duruşuna baktığımızda bence ilk üçe çok rahat girer diye düşünüyorum ben. Gayet güzel bu arada. Teşekkür ediyorum. Yine. Peki o zaman böyle ufak ufak diğer kadrolara doğru da dönelim istiyorum. Mesela Vatan Game Esports. Benim yani genel olarak beğendiğim bir oyuncu grubu kesinlikle. Yani her zaman MTC 1 olsun, 2 olsun işte
Belki farklı isim grubuyla olsun ama hep bir şekilde bu havayı solumayı başarmış bir oyuncu grubu. Allah finallerde de tanıştım MTC'de. Hepsinde yani gerçekten iyi oyuncular ve iyi insanlar. Yine hepiniz gibi aynı zamanda. Hepinizle tanışmak da gerçekten güzeldi bu arada. Şimdi oraya bir dönüyorum ben. Yani yine zaten o alışık olduğumuz kadro. Yani Kulak Açı derken Vassa, Nexus, Bloodsess ve Riz. Bu sefer olur mu bu sefer? Bizi şaşırtabilirler mi? Önce sana bunu soruyorum. Yani Fireflux'ı belki finalde rakipleri olurlar mı ya da sallayabilirler mi? Ve yani biliyorsun aslında hep konuştuğumuz bir şey vardır. İki ligde de aşamasında da, birde de ikide de. Yavaş bir oyun var. Late game'e kalırsa evet bir şeyler dönüyor. Evet oyunlar dönüyor ama yani oraya oyunu götürene kadar da çok fazla kayıplar verilebiliyor ya da kayıp durumuna göre dakika 10'da oyunun bittiğini bile görebiliyorduk. Ama yani MTG2'de bu takım bir şekilde playoff yaptı. Playoff'ta da hiç fena olmayan karşılaşmalarda bizlere izlettiler. Yani daha iyi bir noktaya gelebilmek için, belki şampiyonluğa uzanabilmek için Vatan Game, e-spor sence neleri daha iyi yapmalı? Direkt genelden geldim burada. Vatan Game eSports, yani eski ismiyle SoloRush kadrosu, zaten herkesin bildiği, oyuncular da aynı keza bildikleri kişiler. Performansları dediğimiz gibi biz onların biraz daha böyle slow oyununa alıştık 2 sezon boyunca. Takımlara baskı kurmaktan ziyade biraz daha böyle geriden oyun planı kurmaya çalışarak oyun oynadıklarını gördük. Dürüst olmak gerekirse o zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Üst seviye maçlarda çekinerek oynamak veyahut da geriden oynamak bana göre pek doğru değil. Kesinlikle imkanın varsa rakibe baskı kurulması gerekiyor. Ben buna inanırım. Bunun başarı getirdiğine inanırım. Ama SoloRush'ın, yani Vatan Gaming Esports'un eski kadrosundan ziyade şu an yeni isimler mevcut. Özellikle jungle'ların değişmesi, yani Nexus. Nexus'ın Vatan Gaming'e transfer olması onları biraz daha agresif oyuna götürdü. Ben maçları takip ediyorum. Şu an güncel olarak eskisine nazaran daha agresif oynadıklarını görüyorum. Bu oyun tutumunu ligde de gösterirlerse çok rahat bir şekilde ben Vatan Gaming Esports'tan bir playoff bekliyorum. Ya bir Nexus da mesela yine MTC2'de sezonun ikinci yarısında lige dahil olmuştu ve yine aynı Lunar gibi aslında S2G oyuncusu Lunar gibi o da hemen o gelir gelmez o ağızda güzel bir tat bırakan performanslarla beraber ormanda özellikle işte Fenris ile beraber olsun çok iyi performanslarla birlikte aslında dediğin gibi o baskıyı o erken oyundaki kırılmaları yaşatmayacak bir isim olabilir gibi gözüküyor. Güzel bir noktaya değindin çünkü dediğimiz gibi aslında ormanda güzel bir yön mekanizması sahip takımlar adına. Ve bakalım bu beşli hatta altılı Ryze'le beraber neler yapacak ben çok büyük merakla bekliyorum. Çünkü onların da hatırlayacak olursan MTC sezon 2'de mesela kanayan yaraları ormanda hep. Orman hep bir değişikliğe uğruyor. İşte zora geliyor ama işte bir hafta belki iyiyse bir hafta gerçekten kayıpları oynuyor yine değişiyor. Bazı işte kendi içlerinde olan işte problem olsun falan derken orman hep böyle bir değişikliğe uğruyordu. Nexus'un gelişi bence işte burada taht sallayacak bir performansa imza da attırabilir. Ben o yüzden böyle ligin kalitesini çok farklı görüyorum bir öncekinden. Böyle bir önceki MTC2 de çok iyiydi ama burada 3'te böyle sanki artık böyle takımlar nelerinin eksik olduğunu fark edip ona göre transferlerle böyle takımlarını bir güçlü noktaya getirdiler gibi Vatan Game'de kesinlikle burada sallayacak takımlardan biri olabilir diye düşünüyorum ligi. Peki yine geliyorum tanıdıklardan oluşan bir kadroya. The Prestige. Yine bildiğimiz isimler Mojisi, Asmus'u, Kasugas'ı, Farvey zaten yine yani izleyenlerin görmek için can attığı ama bir türlü o tam olarak kavuşamadığı bir isim. Kulak aşinalığımız olan oyuncular hatta göz aşinalığımız olan oyuncular da var burada. Yani bu kadro sence neler yapar? Çünkü aslında diğer en başta konuştuğumuz kadrolara nazaran, Lungsabi ve işte Sükunet'e nazaran burada biraz daha fazla MTC havası solumuş isimler var. Buradan ne bekleriz sence öncelikle? The Prestige ekibine baktığımızda oyuncular yine aktif olarak üst seviye oyunculardan oluşuyor ve daha önceden MTC'de boy göstermiş isimler var. Azmo olsun, Moji olsun, Kazuga olsun. Farvey zaten bir dönemin yine profesyonel oyuncularından bir tanesi. Her ne kadar turnuvada çok fazla boy göstermemiş olsa da bu onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmez. Onun dışında performans olarak değerlendirecek olursak her oyuncu kendi lane'inde gayet güçlü dur. Takım oyunlarını dürüst olmak gerekirse çok fazla izlemedim, denk gelmedim diyeyim.
neler yapabileceklerine inanın ben de çok merak ediyorum. Ama çok güzel bir performans da gösterebilirler. Bu benim için sürpriz olmaz. Hiç ummadık maçlarla kaybedebilirler. Bu durum da benim için sürpriz olmaz. Onlardan şu an her şeye açığım, öyle diyebilirim. Peki o zaman The Prestige'in işlerin iyi gitmesi durumunda sence hani ön plana çıkan isim kim olabilir bu kadro içerisinde? Baktığımda şimdi ben Farway'i Jungle'da bekliyordum. Listeye baktığımda şu an Gold lane'de gözüküyor. Eskinde zaten All Main oyuncularından bir tanesi. Yani her türlü koridorda boy göstermiş bir isim. Ben Farway'den bir şey bekliyorum. Parlama, bir üst düzey performans bekliyorum. Yani Moji, Azmo falan da parlarsa çok şaşırmam. Çünkü onların dediğim gibi daha önceden MTS 1 ve 2'de boy göstermişliği var. Bu atmosfere yabancı değiller. O yüzden bu üç isim arasında gidip geliyorum ben. Biliyorsun. Üçünden de gelirse şaşırmam. Ben de yakınım aslında mesela yani Asmo'nun genel olarak ben zaten Ruam'ını beğeniyordum her zaman oynadığı karşılaşmalarda. Yani ama genelde biliyorsun işte yani desteğin parlaması çok kolay olmuyor her zaman böyle yani çok maçı koparıp götürebilecek hareketleri genelde işte altın ve orman yaptığı için ben de yani izleyiciler gibi aslında Farway'in neler yapacağını merak ediyorum. O yüzden ben Farway diyeceğim bu soruya yani. Bakalım ligi koparabilecek mi merak ediyorum. Ve bir diğer takımımız ve burada senin tecrübelerine ve oyuncu bilgine güvenerek geliyor olacağım Ferdi. Moonlight kadrosuna bakıyor olacağız. Yani çünkü burada aslında biraz daha diğer takımlara nazaran bilinen oyuncu sayısı en azından böyle MTC 1-2'de boy göstermiş oyuncu sayısı az. Buradaki oyuncu grubu hakkında neler düşünüyorsun? Yani bildiğin, tanıdığın ya da işte ne bileyim yüksek derecelerde karşına gelip de gördüğün ya iyi oynuyordu diyebileceğim bir isim. Bizlere biraz verebileceğim bilgiler var mı acaba? Tabii şöyle söyleyeyim. Moonlight ekibi MTC'de boy göstermemiş bir ekip. Fakat şöyle bir detay var. Şu an oyun oynayan insanlar, yani Mystic ve üzeri liglerde oynayan insanlar bu oyuncuları biliyordur. Çünkü bu oyuncular son 3-4 sezondur, belki daha fazladır, sürekli global ekip çerçevesi kasan oyuncular. İnsanların hiç ummadığı, görmediği yıldızlara ulaşmayı başarmış insanlar, oyuncular. Bu çerçeveye kasarken oynadıkları oyun bence onları belli bir seviyeye getirmiştir diye düşünüyorum. İşte de böyle playofflara kalırlar mı, o kadar mı bilmiyorum. Yani sürpriz de olabilir, kalabilirler. Ama kalırlarsa gerçekten şaşırırım. Çünkü hiç kimse bu oyuncuları şey olarak MTC'den bilmiyorken birden böyle playoff derecesi görürlerse, ki potansiyelleri var, yapabilirler. Benim için sürpriz hem olur hem olmaz. Bence güzel şeylere imza atabilirler diye düşünüyorum. Güzel sürpriz ekibimizi de bulduk. Moonlights oldu bu da tabii. Diğer ekipler de yine aynı şekilde gayet net yorumların içinde teşekkür ediyorum. Peki sana sormak istediğim şey şu artık. Yani sence senin sana göre playoff'a giden, playoff'a kalacak takımlar kimler olur? Sıralama tamamen bağımsız. Five Flags playofflara kalır diye düşünüyorum. S2G kalır diye düşünüyorum. Vatan Game kalır diye düşünüyorum. Bu üç takım benim için şu an garanti gibi bir şey. Onun dışında listeye tekrar baktığımda bir de Skuinet kadrosunu ben playofflara kalır diye düşünüyorum. Sen Sükunet'e bayağı güveniyorsun bu arada. Bunu beğendim bak. Bunu yazıyorum bir köşeye. Sükunet böyle baktım playoff kotasında yayınlarda seni konuşacağım Ferdi. Ferdi demişti diyeceğim yani yayınlarda. Evet peki Ferdi yani artık hepimizin bildiği üzere 9-10'unda başlıyor turnuva ve aslında geçtiğimiz dönemlere nazaran 1 ve 2'ye nazaran 3'te şöyle bir değişiklik oldu biliyorsun. Artık iki karşılaşma oynayacak her takım. Normalde işte her gün birer maç oynuyorlardı birbirleriyle ve bitiyordu ama burada iki takım eşleştiğinde iki karşılaşma oynuyor olacaklar ve beraberlikte de alacağım puan var, galibiyette alacağım puan daha fazla. Yani sence bu ligde neleri değiştirir? Bu önemli bir soru olacak sana soracağım sorular arasında ve bir de yani sence bu sistem değişikliği bizi yurt dışına daha rahat, daha net hazırlar mı? Bence bu değişiklik şöyle sonuçları doğurabilir. Önceden maçlar bir maç üzerinden oynanırken, şu anki güncel MTS 3'te iki maç üzerinden oynanacak olması güçlü takımla güçsüz takımın arasındaki dengeleri değiştirir diye düşünüyorum ben. Şimdi bir maçı kaybedip direkt puan kaybetmek varken, iki maç oynayıp bir maçı kaybetsen bile diğer maçı kazandığın takdirde tekrar puan alabilme şansın var. Bu da her zaman bir umut var anlamına gelecektir takımlar için. O yüzden kimse gücüne güvenmesin.
Her an her şey olabilir diyebiliriz. Katılıyorum bu arada. Yani bir de Mobile Legends'ta da çünkü böyle erken oyunda yapılacak bir iki hatayla beraber işlerin rengi çok değişebilecekken favori olmayan ekipler, eşleşmede favori olmayan ekipler de kesinlikle bence bunları kovalayacaklardır düşünüyorum. Çünkü ilk maçı evet senin de dediğin gibi kaybetseniz de ikinci karşılaşmayı kazanmanız durumunda siz yine beraberlik puanı alıyor olacaksınız ki bu da tabii ki de işte ne bileyim playofflara gitmeniz ya da üst sıraları zorlamanıza da çok sebebiyet verebilirken yani iyi bir takımın da atıyorum ilk karşılaşmada beklenmedik bir mağlubiyet aldığında en azından o karşılaşmayı kayıpsız kapatması yerine tekrardan bir puan alabilecek duruma gelmesi bence gayet hoş. Ligi bence çok daha kaliteli bir hale getirecektir diye düşünüyorum. Bir de fazla maç iyidir ya Ferdi değil mi? Fazla fazla güzel, Kesinlikle. göz doyurucu bu şekilde. Fazla maç, fazla seyir zevki diyelim. Katılıyorum kesinlikle. Bakalım yani Ferdi de İlk 4 kadrosunu sıraladı. Yani ben de aslında 3 takım konusunda sana katılıyor olacağım. Dördüncüyü de artık yayında birazcık daha bakıp söylüyor olurum diye düşünüyorum ama yani o Moon Knights hakkında söylediklerin beni bayağı heyecanlandırdı. Bakalım o derecelideki performansı buraya da taşıyabilecekler mi? Taşırlarsa çünkü diğer bu tarz takımların da önünü açabilecek bir performans olacaktır diye düşünüyorum. Peki Ferdi yani takımlar falan konuştuk, oyuncuları da böyle aradan aldık seçtik. Yani ben de bu soruya cevap vereceğim. Hatta yani sonrasında izleyenlerimizden de cevap isteyeceğim ama sana da soruyor olacağım. Böyle ya şu oyuncu abi öne çıkar ya MTG 3'te öne çıkar böyle parçalar ortalığı diyeceğim bir isim. Belki tek isim üzerinden örnek vermek pek doğru olmayabilir ama Evet. geçtiğimiz sezonlarda da takımların performansına ve oyuncuların performanslarına baktığımızda ben cevap verecek olsam bu ismi TNZ üzerinde kullanırım. Çünkü TNZ hem MTC 1 ve 2'de çok güzel bir performans gösterdi. Aynı zamanda geçtiğimiz dönemlerdeki o yurt dışındaki turnuvalar da onlar açısından çok verimli geçti ve TNZ yine burada öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. İsim verecek olsam ben kesinlikle Tianzi derim. Ya bayağı yakınım ben de sana bu arada ama böyle fikir ayrılığına düşmek istiyorum şu anda senden. Aynı şeyi söylemek istemiyorum. O yüzden ben de cevabımı biraz yine aynı kadrodan olacak ama Roza'ya doğru çeviriyorum. Ben de yine orta koridorda Roza'nın çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle yani hem ülkemizde olsun hem yurt dışında olsun. O yüzden ben de yine lige yön verebilecek, ligin kalitesini arttırabilecek bir isim olarak Roza'yı söylüyorum. Ama değerli izleyenlerimiz, sizlerin de cevabını gerçekten bu konuda çok merak ediyorum. Yani görmek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yani? İşte çünkü Farway'i mesela görmek isteyen çok vardı. Farway diyen var mı? Ya da işte efendim kulak aç yani adam bir Clint oynuyor. Öbür dünyadan duyuyorsun adamın oynadığı Clint'i yani. Burada bir sürü aslında yavaş yavaş markalaşmaya başlamış isim var. Ve sizler neler düşünüyorsunuz? Siz kim bu ligi domine eder? Lütfen burada yorumlara yazın. Yorumlara da bakıyor olacağım ben de kendi adıma. Ben de çünkü bu sorunun cevabını bayağı merak ediyorum. Evet değerli izleyenler, MTC sezon 3 hakkında yani dolu dolu konuştuğumuz bu programın da yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Yani takımlar hakkında konuştuk, işte MLBB Türkiye için nasıl gidiyor bunu konuştuk, oyuncular hakkında konuştuk, beklentilerimiz hakkında konuştuk ve yani Ferdi'cim sana teşekkür etmek istiyorum kesinlikle. Gayet güzel bir söyleşi oldu benim için. Senin de ağzına sağlık. Seni de yorduk buralara kadar ama geldiğin için sağ ol tekrardan. Ben teşekkür ederim abi. Benim için de keyifliydi. Evet değerli izleyenler artık 9-10 Mart'ta da çok az bir süre kaldı ve bildiğiniz üzere MTG 3 9 Mart'ta başlıyor olacak ve ilk hafta sonunda sizlere özel elmas ödülümüz de mevcut. Tam 20 bin elmas ödülümüz olacak ve yani 500 elmastan 40 kişiye şeklinde bir dağılım görüyor olacaksınız. Sizler de lütfen yayını kaçırmayın. Yayına geldiğiniz takdirde bu ödüllere sahip olabileceksiniz. Ferdi tekrardan teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz sizlere de iyi günler, günaydın, iyi akşamlar artık hangi saatte izliyorsanız kendinize iyi bakın. 9 Mart'ta görüşmek üzere.